Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şahane bir böreğin tarifini paylaşacağım. Patatesleri öncelikle haşladım. Güzelce ezdikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Sizler istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir börek arkadaşlar. Yiyenler kesinlikle tarifini istediği bir börek. Öncelikle tuzunu atıyorum. Daha sonrasında karabiber. Ve pul biber ekliyorum. Dediğim gibi sizler baharatını çeşitlendirebilirsiniz, azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bu böreği tabii ki ben patatesli tercih ettim ama sizler peynirli ya da farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Margarin ya da tereyağını erittikten sonra kabartma tozu ekliyorum. İşin sırrı zaten burada. Öncelikle bir adet yufkamı tezgahın üzerine alıyorum. Erittiğim yağdan biraz döküyorum üzerine. Özellikle pazar kahvaltılarında ya da misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz çok güzel bir börek. Bunu buzluğa da atabiliyorsunuz hanımlar bu şekilde. Pişirmeden koyup daha sonrasında buzluktan çıkardıktan sonra pişirebilirsiniz. Zaten bu böreğin diğer bir adı da buzluk böreği. Şöyle yağın yufkanın her yanına yediriyorum ve üzerine bir tane daha yufka seriyorum. Tek kat olarak da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Şöyle eşit parçalara ayıracağım. Önce ortadan kestim. Bunun boyutunu da hanımlar sizler ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Daha büyük seviyorsanız şu kestiğim şekilde yapabilirsiniz. Ama küçük olarak tercih edeceksiniz. Şu anda kestiğim gibi bir tane daha kesebilirsiniz bu şekilde. Şimdi iç harcımdan patatesten biraz koyuyorum içerisine. Bu börek ilk fırından çıktığı zaman böyle çıtır oluyor. Biraz bekledikten sonra yumuşacık oluyor hanımlar. Bakın bu büyük parça halinde kestiğim yufka. Diğerlerini küçük kesmiştim sizlere gösterebilmek için. Sardıktan sonra şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonrasında su ekleyeceğiz bunun içerisine. Börekleri sigara böreği gibi sarmayın. Elinizi biraz daha bol bırakarak sarın. O şekilde daha güzel oluyor. Bu da kestiğim diğer küçük parçam. Evet, hepsini sardım. Şimdi üzerine su ekleyeceğiz. Suyu çok fazla bekletmeyelim. Böyle hepsinin üzerine geçtikten sonra hemen alalım.
Daha doğrusu yufkalarınızın kıvamına göre de değişebilir. Bu sert bir yufkanız varsa biraz daha bekletebilirsiniz. Yani biraz daha dediğim 20 saniye, 30 saniye kadar bekletebilirsiniz. Şimdi şöyle çok hafif bastırarak sularını alıyorum. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 180 derecelik fırında bunları pişireceğim. Ama sizler tabii ki fırınınızın ayarına göre yapabilirsiniz. Mesela benim fırınım biraz daha fazla pişiriyor. 170 derecede pişirilen bir şeyi 180 derecede pişiriyor. Fırından fırına tabii ki fark edebiliyor. Evet, hepsini şöyle tepsiye dizdim. Şimdi bir adet yumurta sarısını üzerlerine süreceğim. Şimdi çok bastırmadan böreklerin ortasından şöyle kesiyorum. Evet, hepsine aynı işlemi yaptıktan sonra fırına veriyorum. Ve sonuç bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Biz çok severek yedik. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurlu kalın. Hoşça kalın.